İbranice baktım baktığım bir yer var, bir kanal var da oradan şöyle bir haber geçti. E, Hizbullah'ın seçkin birliği, bak demin daha yeni söyledik Hizbullah olaylarının içine girecek diye e, ve İsrail'in olası bir kara harekatında e, ciddi kayıplar verme ihtimalinden bahsetmiştik. E, Hizbullah'ın seçkin birliği Rıdvan kuvvetleri, Rıdvan kuvvetleri İsrail'in kuzeyine baskın yaptı şeklinde bir kaynak var. Ama tabii görüntü falan göremedim. Sadece bilgi vereyim. Yani İsrail'in kuzeyinden de bir giriş şu anda olabilir. Ya kıyamet kopuyor gerçekten şu an bölgede. inanılmaz olaylar var hakikaten. İlk defa İsrail'de e sert karşılık veren bir e, Filistin cephesi görüyoruz. Ee, daha evet önce, yani daha önce vermişlerdi ama bu kadar böyle sağlı sollu güney kuzey falan derken denizden, havadan, karadan e, İsrail'e saldırıyorlar. Bak İsrail'le Mısır savaşsa böyle bu kadar zorlanmaz İsrail. Çünkü en azından düşman uzakta. Mesela kara operasyonu yapacak İsrail. Şimdi tankların şehrin içinde ilerlemesi çok zor. Yani tanklarla mı girecek? Tanklar caddelerde, sokaklarda gezmek için imal edilmedi. Tankın gidebileceği tek yer ana arterlerdir. Ara sokaklara tank falan giremez. Oralara İsrail askerinin operasyon yapması lazım. Ve bütün ordularda da özel kuvvet e, personeli kısıtlı sayıdadır. Yani fazla özel kuvvet elemanı olmaz. O yüzden nokta operasyonlar yapılabilir ancak. Dolayısıyla iki buçuk milyonluk bir şehre e, karadan girmek eğer şehrin içine kadar girerse İsrail bu bir intihar olabilir ancak. Yani benim gördüğüm kadarıyla göstermelik bir karadan giriş olacak bu. Yapabileceği tek şey şu an için füzeyle e, vurmak Gazze'yi zaten vurmaya da devam ediyor. Zaten geçmişte de Gazze o kadar enteresan bir yer ki. Gazze'deki binaların hepsi yeni mesela. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Ee, hmm. Niye yeni? Çünkü bugüne kadar Gazze 3-4 kere yıkılmış. Yani İsrail zaten zaman zaman Gazze'yi biliyorsunuz birinci intifada, ikinci intifada bunlar birkaç yıl devam etti. Ee, 90'lı yıllarda 2000'lerin başında tekrar oldu. Bu intifadalar da zaten Gazze e, yerle bir edilmişti. Bu İsrail'in yeni yaptığı bir şey değil. Yine aynısını yapabilir. Ama... Daha önceki intifadalarda böyle olmamıştı. Yani bu kadar e, Hamas militanlarının e, çıkıp şehirleri ele geçirmesi, e, İsrailli hatta generalleri esir alması, birkaç tane generalin esir aldığı söyleniyor. Ki büyük ihtimalle doğru çünkü görüntüleri var. Yani üzerindeki üniformalar vesaire general olduklarını e, gösteriyor. Yani böyle bir şey olmamıştı. Şu anda gerçekten çok sağlam bir şekilde saldırıyor. Bir de işin Katar tarafı var. Katar'da şu an Hamas'ın liderleri Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan İsrail'le ilişkileri açtı bu arada. Katar da açıklama yaptı bu arada onu bu da söylemeyeceğim. O da Filistin'e destek veriyoruz diye açıklama yaptı Katar'da. Hatta bir son dakika bilgisi daha vereyim. İşte ee, işte biz bize göre son dakika değil sevgili seyirciler. Çünkü bunu da, bunun haberini de vermiştik ama F-35'i ben hiç plana katmamıştım. Ee, Pentagon'dan son dakika ABD F-35'lerle birlikte bir savaş gemisini İsrail yolluyor diye de bir açıklama yapmışlar. En azından resmi açıklamayı da size aktarmış oldum ama ben size bahsetmiştim zaten. Uçaklarla, gemilerle bölgeye gidiyorlar diye. Bakın, Cem şimdi de F-35'lerle beraber demek ki F-35'ler de kullanılacak. Ya bu bu basit bir olay değil. Abi F-35'ten de gazla iç mi oraya gidiyorsun? Olayın daha büyük olduğunu gösteriyor bu. Yani F-35'lerle gidiyor da şimdi Gazze'yi mi bombalayacak F-35'lerle? İşte onu diyorum ben de. Olay daha büyük demek ki. Bak Suriye bölgesi, Esad'ın e, Esad'ın e, hakim olduğu taraflar. Bak çok dikkat bu her Ve şu anda Türkiye'de havadan operasyonlar, operasyonlar başlatmış yeniden. E, o Suriye'nin kuzeyiyle ilgili. E, Türkiye'de e, yeni bir hava harekatıyla Suriye'nin kuzeyini vuruyor. Bakın olaylara. Valla şöyle evet. yani bu tür durumlarda ee, yani seyircilerimiz affetsin ama ya, uluslararası ilişkilerde böyle bir şey vardır. Bizim bir kurmay albay bir abimiz söylemişti. Ortalık karıştı karıştığı zaman e, kim kime geçirirse demişti. Herkes bir şekilde e, buradan pay elde etmeye çalışıyor. Yani şöyle düşünelim ortalık karıştı. Şu anda bütün e, odak noktası şey e, İsrail. Türkiye'de o arada Suriye'nin kuzeyini ayıklayabilir mesela. Yani bu tür şeyler olabiliyor. O yüzden ben en başta söylüyorum söylemiştim. Yani burada biz uluslararası ilişkiler boyutunda bakmamız lazım olaya, duygusal yaklaşmamalıyız. Yani duygusal yaklaşanlar var ama yani bence yani Türkiye'nin birlik beraberliği açısından Türkiye merkezli e, olaylara bakmamız lazım. Yeri gelir Kudüs'ü de biz kurtarırız. Yani ama önce kendimizi kurtarmamız lazım. Dolayısıyla Türkiye'nin hepsini e, değerlendirip kendisi için en uygun pozisyonu alması gerekiyor. Şu anda da gördüğüm kadarıyla e, hem İsrail hem de Filistin'e eşit bir düzeyde yaklaşıyor hemen hemen. Yani Rusya ve Ukrayna'da olduğu gibi yine Türkiye'nin politikası e, eşit düzeyde yaklaşmak olacaktır. Ve bu arada da stratejistlerimiz düşünsünler buradan nasıl bir pay çıkartabiliriz kendimize diye. Çok önemli bir uyarı oldu Türkiye için. Yani olayın Türkiye tarafını yine konuşacağız. Açacağız. Uzun soğuklu bir yerine karşınızdayız. İran tarafı var bir de. Ya Tabii İran tarafı İran, tarafı var. Var. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Ya? Şuna neredeyse eminim artık. Bilgisini de verelim. Ee, bu adamlar Lübnan'a gelecekler. Az kaldı ee, Lübnan'a bir kara harekatı, hava harekatı e, başlayacak diyebiliriz. Çünkü e, gördüğüm kadarıyla ciddi bir e, askeri yığınak şu anda sınıra e, yığmış durumda İsrailliler. E şimdi ABD de geliyor arkadan. E, bu e, ilk e, olaylar yani İsrail ve Filistin dışındaki bir ülkeden e, bahsedersek e, büyük bir ihtimalle büyük bir ihtimalle Lübnan'a e, girecekler. Sonra ne olur bilmem artık. Yani Mısır da bak e, tehdit altında. Çünkü tarafı şu bak şey de 1967 yılındaki 6 Gün Savaşlarında e, Mısır, Ürdün ve Suriye aynı anda İsrail'e savaş e, şey yap saldırdı. Savaş sadece 6 gün sürdü. 6 günün sonunda İsrail topraklarını genişletti. Olan bu oldu yani. Sonra 1973 yılında bu sefer Mısır ve Suriye tekrar saldırdı. Ve İsrail yine yendi. Yine toprak genişletti. Yani bu süreçlerde hep sürecin sonunda İsrail toprak genişletiyor. Dediğim gibi çok uyanık olmamız lazım. Yani bu arzu mevcut olayı azım e, azımsanacak bir olay değil bütün parasal savaşların arkasında her şeyin arkasında maalesef bu var. Bunu tabii ki normal Yahudi vatandaşlarını kastederek söylemiyorum. Ülkemizde de yaşayan Yahudiler var asla yanlış anlaşılmasın. Her insan canı bizim için değerlidir. Ne olduğunun bir önemi yok. Bütün canlar değerli o ayrı bir şey. Dediğim gibi olan maalesef masumları oluyor. Ama bu stratejileri geliştiren faşist düşünce yapısına sahip olan kişiler maalesef politikada işte böyle savaşlarla Toprak elde etmek için binlerce insanın ölmesini e, göze alabiliyorlar. Bir şey söyleyeceğim burada. Çok güzel yorumladın. Bir ekleme yapacağım. Şimdi Lübnan'a gelecekler dedim ama ya da Cem de tarihteki diğer savaşlardan bahsetti bölgedeki. Güzel. Ama şöyle bir tehlike var ki bakın Lübnan'a öyle kolay da giremezler. Neden? Ciddi bir Hizbullah varlığı var orada yani Hizbullah'ın da bölgedeki gücü, İran destekli silahları bunların hepsi bölgede hep diyorum ya ben umarım olmaz ama bizim ülkemize kadar sıçacak bir bir kıyamet var bir ortamdan bahsediyorum. Çünkü bu sefer Arap grupları, Arap devletleri de tamam İsrail, ABD kadar güçlü gözükmüyorlar. Bu tarzda yorumlar yapılıyor genelde ama mevzu başka, mevzu büyük, mevzu İsrail-Filistin savaşı'nın ötesinde bir durum. Bu adamların artık arkasında yani Arapların da arkasında İran var. Onun da arkasında Rusya var. Yani bu bir üçüncü dünya savaşı'nın zaten başlamıştı da hep size zaten bilgileri verdik. Artık resmi anlamda büyümesi anlamına geliyor. Yani öyle elini kolunu, ana girdim, Mısır'a girdim. Biliyorsunuz o eski savaşlarda işte 6 tane uçak kaldırmıştı. Bir uçakla bütün şeyi, e, Arap ülkelerini vurmuşlardı. Bu sefer öyle olmayacak. Çok belli. Zaten sinyallerini alıyoruz. Adamlar bir kuzeyden giriyor, bir güneyden giriyor, bir denizden, bir havadan. Yani güçsüz olmadıkları belli. Umarım İsrail de bu şekilde davranıp ya da ABD de zaten bunlar güçsüz, biz bunları hallederiz deyip de bir hamle yaptıklarında mevzunun daha da büyüme ihtimallerini ben düşünüyorum açıkçası. Değil mi? Hani şöyle bakalım bir olaya. Bu sefer o eski Arap devletleri yok değil mi Cem baktığımızda? Arkasında büyük güçler var. Kesinlikle. Bir de Arap devletleri de eski devletler değil. Bakın yani biz Arapları genelde küçümsüyoruz. Hani Araptır diyoruz falan. Ama e, aslında çok şeyler yani öyle bizim sandığımız gibi değil ya adam eliyle pilav yiyor diye mesela onun ilkel bir insan olduğunu düşünüyoruz ama eliyle pilav yemesi tamamen kültürel. Ama o adam bütün dünyayı geziyor. Dünyanın en büyük şirketlerinin ortağı. Yani bugün baktığımızda Arapları kurtaran petrol diyoruz. E Venezuela'da da petrol çıkıyor. Niye Venezuela'yı petrol kurtaramadı? Ya Venezuela çünkü kafayı çalıştıramadı. Yani Araplar ticarette vesaire yani bu tür konularda kafası çalışır. Ama Arapların kaybettiği nokta nedir? Yani bugüne kadar. E, kabile zihniyetidir. Yani kabilecilikten dolayı hizipleşme olmuştur ve sürekli birbirleriyle kavga etti, savaştı. Bu da tabii kültürlerinin olumsuz bir parçası. O yüzden bu noktaya geldi. Ama bugün geldiğimiz noktada bir Arap coğrafyası var. Yani 300 milyonluk bir Arap nüfusu var. Ve diğer taraftan baktığımızda İsrail'in nüfusu 9,5 milyon. İçinde Araplar zaten orada da var yine. Dünyadaki bütün Yahudileri toplasan 15 milyon ediyor nüfus. 15 milyon. Hadi 5 milyonda ben koyayım 20 milyon olsun. Sen 20 milyon nüfusla bırak Lübnan'ı ele geçirmeyi yani e, İsrail'e sahip çık o toprakları koru öpte başına koy. Olay sadece e, teknik üstünlük sağlamak, çok modern füzelere sahip olmak falan değil. Yani Nil'den Fırat'a kadar senin eğer düşüncen varsa nüfusunun bugün en az 100-150 milyon olması lazım. O da şu an için mümkün değil. Zaten bunun olmayacağı belli. Ama ortaya ne çıkıyor? Bu sapkınca düşünceler yüzünden... Ortalığı ateşe atıyorlar. Kendi insanlarına da zarar veriyorlar. Yani bundan yine en büyük zararı yine Yahudiler görüyor. Yani bu Siyonizm düşüncesinden dolayı en büyük zararı yine Yahudiler öldü mesela Hamas'ın bu baskınında. Ama e, diğer taraftan işte bu evangelist unsurlar mesela Biden açıklama yapıyor. Diyor ki ben diyor Siyonistim diyor. Yahudi olmayan Siyonistim diyor mesela. Biden böyle bir açıklama yapıyor. Artık bugün hepimiz biliyoruz ki Amerika Amerika Birleşik Devletleri dediğin ülke zaten masonlar tarafından kuruldu. O ayrı bir konu da masonluğu kötülemek için söylemiyorum. Şundan dolayı Türkiye'de de masonlar var. Benim tanıdığım masonlar var. Normal ülkelerinde bağlı kişiler ama her masonluk aynı değil. Her düşünce de aynı değil. Bir sürü farklı localar var. Bunların da beslendiği kaynak çok ağırlıklı olarak yine siyonizm düşüncesi oluyor. Yani her şey iç içe geçmiş durumda. İsrail bugün tekniğiyle zekasıyla 300 milyonluk Arap toplumunu bir şekilde bastırdı. Ama bu bundan sonra da bastıracağı anlamına gelmiyor. Yani bastırdım bastırdım bu kadar baskı yaparsan işte böyle olur Hamas da böyle operasyon yapar.